Herkese merhaba. Bu uygulama videosunda Creo Floating lisans kurulumunun nasıl yapılacağını göreceğiz. Burada tabii ki Creo kurulumunu da gerçekleştiriyor olacağız beraberinde. Şimdi karşımıza gelen bir setup dosyamız var. Setup dosyası içerisinde bakın install license server'ı görüyoruz. Şimdi bir de setup exe'yi görüyoruz burada bakın install license server exe ile beraber bizler eğer ki yüzer lisans kurulumu yani floating lisans kurulumu yapıyorsak bunu çalıştırıp lisansı tanıtmamız gerekiyor eğer ki locked yani e, cihaza gömülü e, bir lisans tanıtımı yapıyorsanız setup exe'yi çalıştırıp e, lisans tanıtmanız yeterli olacaktır şimdi biz burada install license server'ı run as administrator'la çalıştırıyoruz mutlaka kurulum işlemi yaparken e, admin yetkisiyle bu işi yapmanızı e, tavsiye ederiz. Next dedikten sonra sana, bakın kutucukları işaretliyorum. Sonra sen next diyorum. Buradan da lisansımızı burada tanıtacağım. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bakın buradaki host ID'nizin mutlaka e, fiziksel ethernet adresini gösteriyor olması önemli. Bizler lisans tanıtımı yaparken de mutlaka e, MAC ID'nizi yani fiziksel ethernet adresinizi baz alarak lisans e, Tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Sonrasında tabii ki e, burada programa bu lisansı tanıtıyoruz. Bakın burada TXT ve standart TXT var. TXT e, e, Barov işlemi sağlar bize yani Barov imkanı sağlayacaktır. E, lisans ödünç almayı bizler user lisans yapısını kullanabiliyoruz. E, eğer ki Barov yapısını kullanmıyorsanız burada direkt standart TXT'yi tanıtabilirsiniz. Yani ikisini de tanıtmanızın Size bir e, dezavantajı olmaz yani ikisinden birini tanıtmanız bir, e, uygundur. Burada TXT'yi tanıttığımız andan itibaren bakın burada Installing License Server geliyor. Şimdi buradan sonrasında bir Available gelmesini bekliyoruz. Şimdi Available'ı gördük. Available'ı gördükten sonrasında Finish butonuna basabilirim. Finish butonuna bastıktan sonrasında tabii ki yüzer lisans kullanımında e, yapılması gereken bazı ayarlarımız var. Mesela Firewall'da bazı izinler vermemiz gerekiyor. Bunun için de tabii ki buraya bir Firewall veya güvenlik duvarı yazabilirsiniz. Firewall veya güvenlik duvarı yazdığınızda bakın Advanced Security yani geçmiş e, e, güvenlik özelliklerini karşımıza getirecek. Sonrasında burada bakın Inbound Rules, Outbound Rules, burada tanımları yapmamız gerekiyor. Şimdi inbound rules'da önce şunu tanımlayabilirsiniz. Bakın portunuz 7788'dir. 77 7788 portunu kullanır. Bunu bir tanımlamamız yeterli olacaktır. Bakın allow the connection. Buradaki adımları yaptıktan sonra ismini veriyoruz. Şimdi burada da tabii ki program için gerekli olan bazı izinleri vermemiz gerekiyor. Burada browse dedikten sonrasında FlexNet'in kurulduğu yere gitmemiz gerekiyor. Program files burada bakın PTC var. Burada FlexNet var. 1000 dedikten sonrasında bakın e, pardon. Burada 1000'e değil x86'ya 1064'e gidelim. OBJ'de LMGRIDEXE var. Bakın. LMGRIDEXE next 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 diyorum. Şuradan LMGRID ismi veriyorum. Sonrasında gelip burada yeni bir kural vereceğimi söylüyorum. Tekrardan programda browse diyorum. PTC'de exe diyorum. Şimdi allow connection domain ptcd exe diyelim. ptcd'yi burada tanıtmış oldum. Bakın burada bütün izinleri verdim aslında. Şimdi bir de bunun outbound rules kısmında yani giden kurallarında da bu işi yapmamız gerekiyor. Portla başlayalım. 7788 next dedim. Bakın burada allowed connection geldiğinde emin olun. Outbound'da mutlaka bir e, izin vermeyecektir. Sizin onu değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi finish dedikten sonrasında bakın new role diyorum. Sonrasında e, program kısmında tekrardan az önceki yaptığım adımların birebir aynısını yapıyorum. Bu lisansınızın e, verimli çalışması yani sürekli düşmemesi adına yaptığımız ayarlardan biri. Böylece lisansınız e, daha verimli bir şekilde çalışıyor olacak. Şimdi burada da yine program tarafında bakın yine e, ptcd eksiği -yi seçiyorum. Gerekli tanımlamaları yaptım ve lisans tanımlamasını da bu şekilde gerçekleştirmiş oldum. Bu arada şöyle bir ufak bir bilgi vereyim. Şimdi bu tanımlamaları yaptıktan sonrasında eğer ki e, sizler bir server ortamında sadece lisans server kuracaksanız e, komple Creo setupını indirmenize gerek yok. Bunun için e, flexnet e, adı altında bir e, kurulum dosyası var. Bunu direkt ptc'nin e, hesap PC Support'a giriş yaparak kullanıcı hesabınıza indirme, indirmeyi yapabilirsiniz. Şimdi ee, buradan sonrasında biz Setup Exe'yi burada kurulumunu yapacağız. Şimdi Setup Exe'yi Run As Administrator'la tekrardan açıyorum bakın. Yes diyorum. Yes dedikten sonrasında Install New Software. Next diyorum. Accept diyorum. Kutucuğu işaretliyorum. Bakın burada source kısmında bizim karşımıza 7788Z bilgisayar ismimiz geldi. Benim kendi bilgisayar ismim geldi. Available görüyorum. Ama eğer ki kullanıcı lock lisansı yani makineye gömülü lisans kullanıyorsa burada klasörden lisansı tanıtması yeterli olacaktır. Buradan direkt ptc lisansı gider. Lisansını burada çağırması yeterli olacaktır. Ama bizimki şu an yüzer lisans yapısını içerdiği için veya lisanslarınızın içerisinde yüzer modüller de olabilir. Hani floating lisansın olduğu bir durumda mutlaka FlexNet'in kurulması gerekir. Bu şekilde bakın lisansımızı tanıtıyoruz. Sonrasında next deyip devam ediyoruz. C program fazla gideceğimizi söylüyoruz. Eğer ki adres değişikliğine gidecekseniz bakın buradan direkt mesela D'ye gidebilirsiniz. İşte buradan istediğiniz bir klasörü seçebilirsiniz bu şekilde geçiş yaparız. Mesela biz C yapıyoruz. Program Files, PTC klasörüne burada tanımlama yapacağız. Şöyle gidelim. PTC klasörümüzü bakın bu şekilde seçmiş olduk. Geçişleri bu şekilde yapıyoruz. Next dedikten sonrasında bakın. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Comment Configuration içerisinde editte hangi lisans tipiniz var? Şimdi Design Essentials lisansı olan kullanıcılar Design Essentials'ı burada görürler. Modülü olmayan kullanıcılar burada herhangi bir modül yapısı göremezler. Ama modülünüz varsa sol tarafta bu şekilde görürsünüz. Peki modüler bir yapınız var ise burada ee, nasıl bir konfigürasyon yapmanız gerekir? Ona da bir kısaca değinelim. Şimdi burada Add butonuna basıyorum. Burada ben ismi Baseless License diyorum. Burada tabii ki siz ismini farklı şekillerde verebilirsiniz. Şöyle ismi buraya kopyaladım. Bakın base license yani CAD lisansında Pro Edition Essential'ı görüyorum. OK diyorum. Şunu da kaldırayım. Düzenlemek isterseniz Edit'le düzenleyebilirsiniz. Add butonuna basıp bakın full licenses veya işte e, burada şunu da yapabilirsiniz. Mesela advanced assembly li lisansınız varsa advanced assembly diye yazıp burada advanced assembly extension'ı sağ alırsınız. Hatta bir örnekte böyle bu şekilde de yapabiliriz. Şimdi ben buradaki hepsini seçiyorum. Sağa doğru aldım. Bir tane de add diyorum. Advanced ASM. Bu ismi dediğim gibi kendiniz dilediğiniz gibi verebilirsiniz. Burada da bakın Advanced ASM'liyi sağ aldım. Sadece bu lisansı bu şekilde eklemiş oldum. Bu şunun için faydalı. Şimdi Advanced SM'de kullanan kullanıcı olabilir, kullanmayan kullanıcı olabilir. Burada e, lisansı meşgul etmemek adına burada açılışta hangi lisansı açacağınızı seçebilirsiniz. Şimdi burada biz full license kullandığımız için tabii ki burada e, içinde olan lisansları burada kutucuk olarak seçmemiz gerekiyor. Mesela Simulation Live lisansınız var ise bu kutucuğu aktif etmeniz gerekiyor. Aksi taktirde Simulation Live'ı kullanamazsınız her ne kadar lisansınız mevcut olsa bile. Ansys Simulation mesela bunu kurulumda sağlıyorum. Simulate özellikle simulate önemli analiz yapacak kullanıcılar e, lisansının içerisindeki e, simulate modülünü çalıştırması için simulate'i burada install etmesi gerekiyor. Burada sırasıyla kullanabilecekler kullanabilecekleri mesela bende mod analysis yok o yüzden bun, e, bunun dışındaki kaldırıyorum mesela NCG Post, Clearance and Creepage bunlar yok. Bunlar olmadığı için bunları direkt kaldırıyorum. Ha tabii ki burada isterseniz dil seçeneğinizi de seçebilirsiniz. Sonrasında yapmanız gereken şey sadece install demek. Install dediğiniz andan itibaren kurulma başlayacaktır. Burada birazcık bekletiyorum. Şimdi kurulumu tamamladık. Bakın burada complete with warnings var. Buradaki uyarı aslında bize ciddi anlamda bir uyarı vermiyor. Burada sadece Java ile ilgili bir bilgilendirme yapıyor size. Bunu söyleyelim. Şimdi finish dediğimiz andan itibaren bakın kurulumu tamamladık. Kurumu tamamladıktan sonrasında tabii ki yapmamız gereken bazı işlemler var. Ne gibi? Mesela burada öncelikle ortam değişkenlerimizi biraz tanımlamamız gerekiyor. Yani İngilizce dili olanlar için System Environment Variables'ı burada tanımlamış olmamız gerekiyor. Bakın Environment Variables. Şimdi burada Lang C adı altında bir parametremiz var. Şimdi bunu biz tanımak istiyorsak mutlaka birincisi System Variables'tan Tamamlamamız gerekiyor. Bakın new butona basıyorum. Lang alt re diyorum. Ee, burada pet kısmı var. Bakın pet kısmına da e, kurulumun yolunu kopyalamanız gerekiyor. Bakın mesela burada krev 8 kurulumum var. Krev 8'i görebiliyorum. Şimdi kre 9 için bunu yapacağım. Şimdi masa üstünde kreve gidiyorum. Şöyle open file location diyorum. Şöyle yolunu bulduktan sonrasında bakın. Buraya ...yapıştırmam yeterli oluyor. Hatta bunu move up yapabilirim, şöyle sıralı bir şekilde gözüksün. OK diyorum, OK dedikten sonrasında OK diyerek bu işi tamamlıyorum. Sonrasında tabii ki klasöre yetki tanımlaması yapmak önemli. Burada C, Program Files, PTC klasörüne sağ klikle, bakın Properties diyebilir, Security içerisinden Creator onları seçebiliriz. Erit dedikten sonrasında ki, buradaki yetkilendirmeyi bir müdahale edeceğiz. Bakın full kontrole apply dediğim andan itibaren bu şekilde e, bizlere e, yetkilendirme yapıyor. Şimdi baktığımızda yetkilendirmeyi tanımış oldu. Ok diyorum, okey diyorum. Burada servisin karşıma geliyor. Kurulumu tanımış oldum. Şimdi burada şundan bahsedeceğim son olarak e, kırığı içerisinde bizler bizler milimetrelerle çalışabilmek için konfig ayarı yapmamız gerekiyor. Bu konfig ayarı diye bahsettiğimiz kreonun bir standart ayarı var. Şimdi mesela kre 9'a gidiyorum, common files'e gidiyorum, kreo standards'a gidiyorum, config files. Bakın burada config .mmks .pro görüyorsunuz. Şimdi biz bu dosyayı alırız çünkü bu dosya içine baktığınızda bakın bazı ayarları içeriyor. Yani sizin kendi e, standart ayarlarınızı içeriyor. Tabii ki bir sonraki e, adımlarda mutlaka bunu özelleştirmek isteyeceksiniz. Şimdi bunu özelleştirmek istiyorsanız bunu buradan öncelikle kopyalamanız gerekiyor. Şimdi mutlaka biz bunu şu şekilde yapıyoruz. C'nin içerisinde bakın PTC var. PTC'nin içerisinde bir tane şöyle e, work diye bir klasör açıyoruz. Yani yeni kullanıcılar mutlaka work e, config-altre.mmk.pro'yu buraya kopyalamalı buradaki ismi değiştirmeli. Ve gelip bu adresi de masa üstünde bulunan şöyle kreye gidelim. Properties'ine veya özelliklerine startinle bunu yapıştır bakın. cptc Block. Sonrasında compatibility içerisinden de DPI ayarlarını override edeceğimizi ben daha önce tıkladığım için okey ee, OK diyorum. Apply diyorum. Bakın continue dediğim anda itibaren OK diyerek kurulumu artık tamamlamış oluyorum. Yani Creo içerisindeki kurulumu bu şekilde biz tamamlamış olduk. Şimdi ee, kriyo parametriyi açalım. Bakın burada bize konfigürasyon geliyor. Yani ben burada mesela Eden sesem diye çalışacaksam burada start diyerek bunu çalıştırabilirim. Bu arada sadece Design Essential lisansı olan kullanıcıların böyle bir konfigürasyon yapmasına gerek yok. Tamamen ee, bu lisans ee, farklı modülleri olan kullanıcılar varsa, lisansta farklı modülleri olan kullanıcılar varsa bu şekilde kurulma yapabilirler. Şimdi no start working diyeceğim. Bakın burada file içerisinde options'ı görüyorum. Options'ı gördükten sonrasında configuration editor'da bakın burada jptc work config.pro'yu görüyorum. Demek ki benim adresimi doğru yerden yakalıyor. Bunun faydası ne? Bakın ne diyorsunuz? Burada part solid use default template'li bir parça açmak istediğinizde yani boş bir sayfa açmak istediğinizde burada birimlerinizin Doğru geldiğini model Properties'den görebiliyorsunuz. Bakın milimetre kilogram second demek ki milimetre mm çalışabilmek için biz bu konfig ayarını yapmış olduk. Şimdi diyelim ki şöyle bir şeyden daha bahsedelim. Ee, çok uzun süredir Creo kullanıcısınızdır. Ee, versiyon e, güncellemek istediğiniz veya başka bir bilgisayardan yeni bir bilgisayara geçtiniz. Böyle durumlarda mutlaka şunu yapmanız gerekir. Mesela ben buradaki work'i siliyorum çünkü ben bunu sıfırdan eklemiştim. Bu bahsedeceğim konu tamamen e, yeni kullanıcılara değil, daha çok e, uzun süredir kreo kullanan kullanıcılara yönelik olacaktır. Şimdi şöyle config.pro'nun bulunduğu klasörü siliyorum. Şu, i̇çine şu an yetkilerinden dolayı izin vermiyor. Ben daha önce mesela böyle bir work klasörü oluşturmuşum bakın burada ne var config var işte integral soft var çeşitli seçenekler yer alıyor. Şimdi ben burada tabii ki e, benim ihtiyacım olan daha önce şeyi kullanıyormuşum ben config ve library kullanmışım mesela Bu config ve library Buradan kopyaladım Geldim Ptc'nin içerisinde çünkü work vardı yani work olmasaydı Sizler gelip e, içine kopyalamanız gerekiyor hatta şu yapalım şu ismini değiştirelim İsmini değiştirmeyi deneyelim Kabul edecek mi? Ha, kabul etmeniz sorun değil Work'in içerisinde kopyaladım yani Özetle Bunu yapmamızın tabii ki bir sebebi var e, Biz bunu yaparak aslında daha önceki versiyonlarda veya farklı bir bilgisayardan yeni bir bilgisayara geçiş yaptığımızda Kendi ayarlarımızı kaybetmemeyi sağlıyoruz böylece yani Kendi standartlarımızı buraya bu şekilde entegre edebiliyoruz Birazdan da zaten dosyanın ee, Kopyalanması bitecek Ama mutlaka sizler word klasörü ile beraber alın şimdi word klasörü ile beraber almanızı istememin tabii ki sebebini Burada e, anlatıyor olacağım sizlere Şimdi baktığınızda evet dosyalarımız bitti. Şimdi configin içerisinde bunlar benim kendi ayarlarım olduğu için profile içerisinde bakın config.pro'yu görüyorum. Şimdi burada bakın eee CPTG work config mesela şöyle bakalım CPTG work library templates yani benim hep böyle workin içerisinde bazı adreslerim varmış. Şöyle de görebilirsiniz. Ben bu adresleri yaptığım için şöyle adresleri yaptığım için Bunları buldu konfi programa tanıtıyor olacağım. Bu arada az önce kri 9'da biz work'ün adresini değiştirmediğimiz için burada silmemize bu yüzden vermi izin vermiyordu. Şöyle bakın config altı profile geçiyorum. Bunlar benim kendi ayarlarım. Apply dedikten sonra continue diyorum ve ok diyorum. Yani mutlaka buradaki adres adres dizinizin ee, sizin Doğru yerleri gösteriyor olması gerekiyor mesela örnek veriyorum işte Solid part Work library templates infs solid e, Start part böyle Adreslerin doğru yerleri gösterdiğinden emin olmanız gerekiyor aksi takdirde Mesela buradaki dizin eğer ki c, e, D yazıyorsa ama sizin sadece D diskin, e, C diskiniz varsa Mutlaka burada Şunu yapmanız gerekiyor Ctrl H ile beraber Buradaki C dizinde yani Work e, yerine mesela dptc work yapabilirsiniz. Mesela şunu d dizinde aktaracaksanız dptc work yapmanız gerekiyor özellikle. Bakın replace all dediğimde dptc work'e göre yaptı. d diskim olsaydı veya d diskinden c diskine alacağım bakın. Yine aynı şekilde komple replace with diyerek bu şekilde replace all diyerek hepsini değiştirmiş olacağım. Zaten burada güncelleme yapıldığını söylüyor. Bakın ben burada kaydettim. Kaydettikten sonrasında kreve tekrar bir açıyorum. Şimdi adresimin nereye çektiğini böylece daha net görebiliyor olacağız. Kremimiz bir açılsın. Şimdi task manager'dan açılıp açılmadığını bir kontrol edeyim. Şu an kreve'nin açılacağını görüyorum. Ya da şöyle open diyelim de karşımıza panel gelse. Evet panel gelmesi gerekiyordu. Demek ki açılmamış. Advanced SMD'yi tekrar açıyorum. Bakın burada start dediğim andan itibaren. Bu şekilde kremimiz açılmış olacak. Evet, bunu yes diyorum. Bakın burada file dedikten sonrasında options'a gidiyorum. Configuration editor'de benim karşıma jpd work config profile config.pro'yu görebiliyorum. Bu şekilde bizler Krevi içerisindeki kurulumu tamamlamış olduk. Bir sonraki uygulama videosunda görüşmek üzere.